Koronavirüs aşısı şu anda bulundu biliyorsunuz. Bazı ülkeler toplu bir şekilde aşıyı vurulmaya başladı bile. Hatta Türkiye biliyorsunuz Çin'den 30 milyon aşı sipariş verdi. Hatta geldi Esenboğa havaalanına iniş yaptı ve sağlık laboratuvarlarımızda şu anda 14 günlük karantinaya alındı. Bu karantinaya niye aldılar? Biraz hani komik yani saçma gibi duruyor. Ben bunun sebebini anlatacağım sizlere neden olduğunu. Şimdi bu dünyada muhalefetler, dünyadaki bütün ülkelerdeki muhalefetler kalleş, iki yüzlü. Bizim muhalefetimiz de biliyorsunuz yani ne kadar kalleş olduğunu. Hiçbir iş yapmazlar. Hiçbir plan, proje geliştirmezler. Ellerini sıcak sudan soğuk suya vurmazlar. Hiçbir sorumluluk altına da girmezler. Sadece iktidar, hükümeti eleştirirler. Yapılan bir İşten bir yanlışlık, bir hata, bir pürüz bir şey çıkarsa bak senin yüzünden oldu. Sen yaptın, sorumlusu sensin. Hesabını vereceksin. Sen böyle bir hata yapmasaydın başımıza bunlar gelmeyecekti. Mesela Çin'den aşı geldi ya şu anda. Şimdi aşıyı vurulduk diyelim toplu bir şekilde. 6 ay 1 sene sonra bunun yan etkileri ortaya meydana çıkmaya başladı. Bu sefer hemen muhalefet, pusuya yatmış olan muhalefet. Bak biz biliyorduk. Biz sana demedik mi? Aşıyı Çin'den değil de Almanya'dan al diye. Niye Almanya'dan almadın? Niye Almanya'dan vurmadın? Veyahut da Almanya'dan aldık diyelim. Aynı şey oldu. Niye Çin'den almadın? Veyahut da her ikisinden de oldu bir yan etki. Niye o zaman acele yaptın? Niye beklemedin? Diğer ülkeler önce biraz vurulsaydı, zaman geçseydi, onlar da görülen yan etkiler neticesinde, sonucunda sen de tedbirini alırdın, vurmazdın gibicesine. Böyle kalleş siyaset peşindeler, iktidarı ele geçirme peşindeler. Bu yüzden insanların da şu anda koronavirüsten dolayı sağlıkları tehlikede, can kaybı çok yani artıyor da. İnsanlar sokağa çıkamıyor, insanlar para kazanamıyor. Bu dünyadaki bütün muhalefetler aynısını yaptılar. Pusuya yattılar, kalleşçe hükümeti köşeye sıkıştırmak için bir bahane arıyorlar. Şimdi bakın Fransa'da bak bu aşı şu anda devletin stoklarında var ama 450 kişiye vurulmuş, komedi oldu. Sosyal medyada komedi olarak paylaşım yapılıyor. Sadece 450 kişiye vurulabildi. Çünkü bunun sebebi birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz, dördüncü faz diye gidiyor. Bu fazlar yani birinci fazda mesela ilk bir ayda belli bir kişilere vuruyorsun. İkinci ay başka bir kişim. Bazı mesela diyelim ilk bir ay 100 kişi, ikinci ay 200 kişi, üçüncü ay 300, dördüncü ay 400 diye. İlk bir ayda mesela yan etkiler görüldü mü? İkinci ayda görüldü mü? Üçüncü ayda, dördüncü ayda görüldü mü? Hemen yan etki görüldüğü anda hemen stop yapıp durduracaklar. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nin belirli bir kesimine, bir köyüne, bir hastalık belirtisi, ibaresi, bir virüse, bir topluluğa, küçük bir topluluğa hitap etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamına, hatta dünyanın tamamına hitap ettiği için bu çok tehlikeli. Bunun yan etkisi eğer insanda can kaybetmelerine kadar giderse ileride bir sene iki sene sonra büyük toplu katliamlar olur virüsten daha beter olur diye insanlar korkuyor. Hükümetler bu aşı toplu aşı vurulma sistemlerini aşamasını ellerinden geldiği kadar erteliyorlar. Şu anda 14 gün Ankara'da sağlık merkezlerinde aşı karantinada. Neden? Çünkü 14 gün bile büyük bir zaman. Vuramıyorsun arkadaş. Elinde aşın var. Paranı verdin aldın ama vuramıyorsun. Belki şimdi haber bekliyor adam Brezilya'dan, Finlandiya'dan, Çin'den, Amerika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan bir yan etkisine uğramış herhangi bir insanda böyle kalıcı bir hasar bırakıyor mu diye bunu bekliyorlar. Bunu araştırıyorlar. Olursa hemen aşıları geri teslim edecekler. Çünkü bu çok tehlikeli. Bütün Türkiye'nin tamamını kapsadığı için çok tehlikeli bu. Bu yüzden muhalefet de kalleş pusuya yatmış. Buradan siyaset devşirme peşinde. İnsanların can kaybından siyaset devşirme peşinde. Şimdi bakın arkadaşlar bu aşıda da şunu da söyleyeyim size. Almanya ile Çin aşısının arasındaki farkı da araştırdım, öğrendim. Virüse nasıl bir etki yaptığını da söyleyeyim size. Alman aşısı, Almanya'da hani Uğur Şahin'in Türk bilim adamının üretmiş olduğu aşı, BioNTech'in ürettiği aşı, boğazında, bademciğinde veyahut da akciğerinde herhangi bir yerde o virüs bir yerde hani bir yere yapışmış duruyorsa
O BioNTech'in üretmiş olduğu aşıyı kullandığın anda hani o baloncuk hani üfürüyoruz da baloncuklar çıkıyor da hani havada baloncuklar uçuyor, köpük balonları. Öyle düşünün. O üretmiş olduğu aşı köpük gibi gidiyor. O virüsü neredeyse yakalıyor. Onu böyle hapsediyor. Baloncuk içerisine alıyor. Onu buluyor, onu içerisine alıyor ve onu hapsediyor. O köpük de hayat o baloncuk da hayatta patlamıyor ve o baloncuğun içerisinde hapsolan virüs kenarlarında tırnakları olduğu için o tırnaklarıyla insanın akciğerine, boğazına yapışıp da çoğaldığı, ürediği ve insanı bağışıklık sistemini etkilediği için insana can kaybına kadar götürdüğü için o baloncuk da o virüsü hapsediyor. Hiçbir yere yapışmasını engelliyor. Ondan sonra o orada havada kalıyor yani o baloncuk içerisinde. Onu insan zamanla idrar yoluyla öksürerek diyelim öksürdün ağzından virüs çıktı baloncuk içerisinde ama nereye giderse gitsin karşıdaki bir insana bile gitse orada yapışmıyor, yapışamıyor. O baloncuk içerisinde hapis bir şekilde belli bir zaman sonra etkisini kaybediyor, yok oluyor gidiyor. Almanya'nın ürettiği BioNTech'in aşısı bu. O hapsediyor o baloncuk içine. Asla da baloncuk patlamıyor, onu da bırakmıyor. Yok edene kadar. Yok ediyor yani. Nerede olursa olsun, içinizde bile olsa size zarar vermiyor. Çünkü o virüs herhangi bir organa, dokuya temas edemiyor. Hayatını kaybediyor. Şimdi Çin aşısı da kullandığınız zaman o köpük gibi değil. Neredeyse gidiyor. O aşıyı buluyor. Bulduğu yerde imha ediyor. Etkisiz hale getiriyor yani. Öyle baloncuk falan değil. Bulduğu yerde imha ediyor. Çin aşısı da böyle bir şey. Şimdi bu iki aşıyı da şu anda yani ikisi de şu an onay almış. Etkili bir aşı. %90'ların üzerinde faydası da var. Bu virüsü de engelliyor. Ama bütün dünya dediğim gibi diken üstünde. Bu aşının yan etkisi bir sene sonra çıkarsa ne olur diye. En geç, en son an, en çıkmaza girdiğimizde bu aşıyı kullanmayı düşünüyoruz. Yani açıkçası devlet bunu açıklamıyor. Açıklayamıyor. Çünkü 83 milyonun tamamını kapsıyor. Biz 30 milyon aşı Çin'den aldık. 50 milyon Almanya'dan aldık. 80 milyon. Bu aşıyı toplu olarak bir vursak hepsini. 6 ay sonra veyahut da bir sene sonra yan etkileri çıkmaya başlasa insanlarda büyük can kayıplarına uğrasak koskoca bir ırk yok olma tehlikesiyle bile karşılaşabilir. Çok önemli bir şey yani. Bu aşı çok önemli, çok tehlikeli. O yüzden korkuyorlar. Bekliyorlar ki ne? Bütün dünya olabildiğince vurulsun. Bize sıra en geç gelsin. Yani en son, en sıkıştığımız, en daraldığımız anda kullanalım diye. Ama bütün dünya ülkeleri de aynısını düşündüğü için hepsi birbirini bekliyor. Hepsi birbirini. En sonunda bir tanesi en uca gelen bir tanesi o uçurumdan aşağı gidecek. O giden uçurumdan aşağı eğer herhangi bir parçalanma veyahut da bir yan etki veyahut da bir yok olma eğer böyle bir şeyle karşılaşırsa rahatlıkla o ırmağa suyu geçerse boğulmadan herkes atlayacak. Şimdi herkes onu bekliyor. O ırmağa atlayacak bir tane gönüllü babayiğit bir ülke aranıyor. Böyle. Şu anda vurulanlar var Afrika ülkelerinde, Meksika'da, Arjantin'de, orada burada bayağı vurulanlar var. Ama daha erken diye herkes korkuyor. Para önemli değil. Tehlikesi, yan etkisinden korktuğundan kullanamıyorlar. Türkiye'de aşıyı da bu yüzden 14 gün zaman kazanıyorlar. Yan etkisini daha geç hani daha geç vurulalım ki ne? Bir ülkede yan etkisi çıkarsa hemen geri adım atabiliriz diye. Ama vurduktan sonra insan o aşıyı geri dönüş yok. Her geçen saat zaman kazanıyorlar. Bu yüzden aşıyı da 14 gün karantinada durduruyorlar. Koskoca Fransa'nın aşısı olmasına rağmen stoğu 450 kişiye vurulabildi. Başka bu Almanya'nın da aşısı var. Kendi üretti ama vurmuyor. Vuramıyor çünkü. Koskoca bir Alman ırkını yok edemez yani. Çünkü bunun yan etkisi ne kadar kötü olduğunu bilmiyor yani. Çünkü virüsle mücadele edecek pandemi o da virüs. O da aynı birbirini yok etsin diye yani. O da onun gibi bir şey. Onun yan etkisi çok kötü yani bilmiyorlar çünkü. Daha önce hiç denenmemiş, kimsenin başına gelmemiş. Bu yüzden herkes temditli davranıyor. Muhalefetler de çok kalleş arkadaşlar. Hiç hükümete yardımcı olmuyorlar. Karaktersiz onlar yani. Hainler. Pusuya sinmişler. Ellerini taşın altına koymuyorlar. Ufacık kendilerine bir çıkar bir pay geldi miydi? Bir kişinin bile hayatından olduğu zaman onun üzerinden kalleş, yalancı, iki yüzlü siyaset yürütme peşindeler iktidarı ele almak için. Onlar
Onlar aynı parayı alıyorlar hükümetteki diğer milletvekilleriyle, ama halkın arkasında durup da halka destek olup, hükümete destek olup böyle kötü, zalim, kalleş bir virüse karşı mücadeleden kaçınıyorlar. Sadece çirkin propaganda peşindeler. Allah böyle muhalefetleri zelil etsin. Düşman başına vermesin diyelim, ama diğerleri de böyle pusuya yattılar. Onlar da bekliyorlar yani. Hemen iktidara saldıracaklar. Sen erken davrandın. Diğer devletlerden örnek almadın. Onları beklemedin. Senin kusurun, kabahatın, hatan diye halkı ayaklandırıp seçimle, darbeyle bir şekilde yönetimi ele alabilmek için, oy toplamak için böyle ikiyüzlülük yapıyorlar. Evet. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.